Frostpunk oyunu 12 yaşında iki arkadaş mı yapmıştı? Bak Frostpunk 2'yi yapan kişiler şeyde oturuyor. Onu biliyorum bir tek. Grönland'da oturuyorlar. Yaşlarını bilmiyorum. Bilgi yok. Grönland'da şeyin içinde yapıyorlar. O buzul evin ismi neydi lan? Momo muydu? Momo'nun içinde yapıyorlar. Kaç arkadaş yapıyor bilmiyorum. Yaşlarını bilmiyorum. Ama tek bildiğim Grönland Momo'nun içinde. Hey sen. Videoyu şu an izliyorsun. Lütfen kanala abone olur musun? İnşallah karnından 100 gelir eğer abone olup like atarsan. Teşekkürler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gugu. Bugün Frostpunk 2'ye başlıyoruz ve Türkiye'de ilk bitiren ben olacağım şu an. Bir dakika önce açıldı erişime. Şu an saat 7. Tam 7'de açılıyor Türkiye saatiyle. 19.00. Şu an saatlerimiz 19.01'i gösteriyor. Şu an Türkiye'de ilk giren de benim. İlk bitirecek olan da benim. Hadi bakalım. Evet. Oğlum şu sese bak, özlemişim ya tıklama sesi. Video oyun bitirdi mi? Sallama lan. Bu ses bir tık fazla ama gibi ya. Ama hava da veriyor da. 70 iyidir ya. 70 ses yeter bize. Hinti Panta bitirdi mi? Bitireyim. Ya salla beni oğlum, kimse bitirmedi. Bitrate'imiz 12.000 bitrate. İnşallah görüntümüz güzel olur. Aa, başlıyoruz. Frostpunk 2'ye hoş geldin. Frostpunk 2 önceden plan yapmanın çok önemli olduğu ve başarısının deneyimin doğal bir parçası olduğu zorlu bir oyundur. İlk Frostpunk oyununu iyi biliyorsanız veya zorluğu seviyorsanız subay veya daha yüksek zorluk seviyesine şansını deneyebilirsiniz. Aksi takdirde vatandaş seviyesine başlamanızı ve adım adım ilerlemenizi öneririz. Unutmayın, önemli olan kaç kere düşündüğümüz değil, kaç kere kalktığımızdır. Düştüğümüz değil. Oha, lafa bak lan. Oo, hikayeye bak. Bir sürü mü var lan? Giriş. Evet, gezginler. Şimdi hikayeyi okuyalım bence. Oyun daha yeni çıktı. Dünya, bir dakika şu sesi bir kıssan var. Bu nasıl bir müziktir ya? Dünya 1887 yılında buz tuttu. Medeniyet tarihi oldu. Yıkılmanın eşiğindeki İngiliz İmparatorluğu tahliye edilenlerin yaşayacağı şehirleri desteklemek amacıyla jeneratörleri inşa etti. Bunlar dünyanın son şehirleri olacaktı. Aradan 30 yıl geçti. Bunca yıldan sonra bir jeneratörün sıcağında birbirine sarılanlar da, donmuş topraklarda hayatta kalmaya çalışanlar da bu çilenin ardından farklı insanlara dönüştü. Oy. Zorluk ön ayarı vatandaş. Her şeyi tek tek mi yapıyoruz lan? Hata payı bulunan, hatalarını düzeltme fırsatı sunan ortalama bir mücadele. Şimdi, insanlar ne oynadı? Bilen var mı diğer yayıncılar? Büyük ihtimalle herkes vatandaş da bitirmiştir diğer oynayanlar. Ama burası Gugucan kanalı. Hata payımız olsa zorlu bir girişim olacak. Odak ve planlama gerektirecek. Çok az hata payı olan zorlayıcı bir mücadele. Kaptan mı? Herkes kaptan. Herkes kaptan yap. Ya sallamayın oğlum, ne kaptanı ya. Dikkatli planlama ve aynı anda ortaya çıkan krizi yönetebilme yeteneği gerektirir. Hata payı neredeyse hiç bulunmayan son derece zor bir mücadele. Mükemmel bir planlama ve planlar kaçınılmaz bir şekilde suya düştüğüne adapte olabilme yeteneğidir. Şimdi ilk vatandaşta başlayalım. Subay değil de vatandaşta oyunu öğreneyim. Zaten ilkinde bitiremem. Vatandaşta bir oyunu öğreneyim. Oyun çok değişmiş. Hiç bilmiyorum oyunu. En azından vatandaşta başlayayım. Oyunu öğreneyim, uzman olayım. Ondan sonra tekrar başladığımda kaptanla başlayalım. Abi subay mubay değil. Kaptanla bitireyim diyorum. Kaptanla bitireceğim oyunu. Subay da öğrendin o. Oğlum subay da öğrenemem bak. Erkenden ölür giderim, oyunu öğrenemem. Gey derler. Bu subay da öğrenip yönetici de bitir. Oğlum kaptan da bitirmeyelim mi ya? Türkiye'de yoktur abi kaptan da bitirin. Oğlum ekonomi falan her şeyi çok zor bunda ya. Avlanmak, kaynak çıkarmak ve insan bulmak çok büyük oranda zordur. Şimdi ben 80 kaptanla bitiremem bunu herhalde. Toplum. Halk şehirdeki sorunlara, başarısızlıklarına ve verdiğin sözlere karşı son derece hassastır. Herkes renkli mi olduğu amına kodum yerinde ya. Topluluklar hemen galeyana gelir. Ve yasa çıkarmak zordur. Hava ciddi oranda. Soğuk mevsimler istikrarsız. Ak fırtınalar çok büyük oranda tehlikeli. Güneş o kadar uzun süre kapatırlar ki neye benzediğini unutursun.
Subayla başlıyor. Tamam, subayla başlayalım da inşallah erken patlamam. Ama bence vatandaş oyna. Subay dönelim sonra yönetici. Tamam, öyle yapalım. Hadi subayla başlayalım. Afet zaten. Oyunun zorluğunu yalnızca yeni bir oyun başlatmayı özelleştirebilirsin. Bu ne lan? Dur, siz göremiyorsunuz kameradan oradan dolayı. Tüm zorluklara rağmen hayatta kalmaya çalış. Oyunu durduramazsın. İlerleme yalnızca oyundan çıkarken kaydedilir. Bak, benim oyunu böyle de... Bak, hem Afetzade modu hem yönetici. Böyle bitirmem lazım benim. Neyse, subayda bir öğrenelim şimdi. Hadi bakalım, bastım. Sıcaklık düştüğü zaman şehirdeki ısı talebi artar. Yakıt stokladığın zaman ısıtma ihtiyaçtan kaçmak üzere otomatik olarak tüketilir. Tamam, eskisiyle aynı. Yakıt stoklanmazsa soğuk problemi giderek büyür. Tamam, bunu biliyoruz. Aha, su bit diyor. Aa, madenci. Yaparım. Oyun kırılmış diyorlar, bilmiyorum. Video oyun Batu vatandaş oynuyor. Şeri harbi mi lan? Bizim neyimizi amına koyayım subayı o zaman ya? Ay, vatandaş girecek. Lan bak, Batu Bozkan 6 saattir oynuyor, geçemedi. Oyunu bilmiyorum ki ben. Hadi bastım. Ne oluyor lan kulağıma? Oha, update şey olmuş kulaklık. Bir nesil önce dünyamız ayaza yenik düşerken... Yıkılan İngiliz İmparatorluğundan kaçtık. Ah dedem benim. Yeni Ronra'yı bir arada tuttum. Birlikte 30 yıl AK Parti fırtınalara göğüs gerdik. Dünyada başka yaşayan kalmadı. Ama bir tek biz kalmışız lan. Bomboş. Ele geçirmek için müsait. Aha, ben aldım adamı, sırtlıyorum adamı. Tamam, bu benim. Şehir büyüyor, çürüyor. Sadece sağ kalmamız yetmez. Şehri büyütmemiz gerek. Nihayetinde dünyanın sonunu biz atlattık. Ne geliyor lan? Şimdi ne yapacağız? Ölmüş lan adam. Allah rahmet eylesin. Bu birinci oyunu oynamadan bunu oynasak oluyor mu? Bağlantısı var mı? Yok, direkt başla ya. Bir bağlantısı yok. Sadece daha gelişmişi diye düşünüyorum, bakalım. Gezginler giriş. Yıllardır bu donuk çölde geziyoruz. Çoğumuz büyük ayazdan önce bir dünya olduğunu hatırlamıyor bile. Bir AK Parti fırtınası daha geliyor. Biz yine eski makineye ulaştık. Aha, eski makineye gelmişiz. Bak, bağlantı geldi. Yine fırtınada bizi ısıtması için onun fırınına bel bağlayacağız. Eskiden bir sonraki ak fırtına için yeterli malzemeniz olduğundan daima emin olurduk. Ancak yıllar geçtikçe sayımız da giderek arttı. Herkesi beslemek giderek zorlaşıyor. Hayatta kalmak zorundayız. Hadi bakalım, başlıyoruz lan. Evet, hem ak gezenler hem ak fırtına. Oğlum, biz birinci oyunda böyle bir yerde miydik lan? Ulan ışık. Oyunda şey oldu. Senkronize oldu, o yüzden yanıyor. Giriş, gezginler. Köhne Dreadnought karların arasından paramparça vaziyette duruyor. Ancak etrafa dağılan vagonların içinde hala kaynaklar var. Tamam, önceki oyunla aynı. Önce buzları kırarak petrol vagonlarının birine ulaşmamız ve üzerine bir çıkarma bölgesi dikmemiz gerek. Bu oyuna petrol gelmiş. Birinci oyunda petrol yoktu.
ardından Dreadnought'un fırınını açıp ısınabiliriz. Dreadnought diye de ortadaki büyük şey fırın. Tamam, fırını yeniden açacağız. Oyunu bir durdurabiliyoruz mu? Durdu mu oyun? Ah, tamam, space durduruyor oyunu. E hiç öğretmeyecek mi abi bu oyunu? Şunu yap, bunu yap diye. Şöyle bir bakayım bir. Oyun bir garip ya. Forest'a bakacağım oraya. Şimdi ortada bir köprü yapmışlar. Buradan insan geçebiliyor mu acaba? Bu ne? Tamam, Dreadnought enkazı. Devre dışı yakıt yok. Tamam, şimdi petrol bulacağız. Neredeki petrol? Bölge kabiliyetleri. Bu ne? Bölge panolarına kullanabileceğin çeşitli bölge kabiliyetleri bulunur. Bölge kabiliyetlerine örnek olarak acil durum vardiyaları verilebilir. Bazı bölge kabiliyetleri oyunun başından itibaren kullanabilir. Ancak diğerleri belirli binaları inşa ederek, yasa çıkarak veya belirli bir bölgede gerçekleşen protesto veya miting gibi çeşitli olayların sonucuna açılabilir. Garip. Kamera kontrolü. Şunlara bir bakayım. Fare orta tuşu. WASD. Tamam. Tuş atamaları. Şimdi. Sol alt bina göstergesi. 4 ısı yakıt. 5 malzeme. Bunları nasıl ezberleyeyim? Boşluk oyunu durdur. 1, 2, 3. Tamam. İnşaat. X. Bunlara gerek yok. T. Eğitim panosu. Tamam. F odaklıyormuş. Oyunu kısaca anlatır mısın? Anlatacağım. İşte biz de birlikte öğreniyoruz. Ben de bilmiyorum ki. Bu vatandaşa geçen vatandaş da öğretiyor. Batu da öyle yaptı. Ya ben de diyorum da yok diyorlar abi. Öyle izin vermiyorlar ki. Bilmiyorum oyunu ya. Dreadnought enkazı halkın için ısı üretebilen bir fırın bulunur. Tamam. Bu petrol yok. Eskiden odun yakıyordu bu. Şimdi petrol yakıyor. Değişmiş ama bak bu. Fırın ısı talebini karşılamak için ne kadar yakıt gerekiyorsa o kadarını harcar. Soldaki dikey gösterge ısı talebini ne kadarını karşıladığını gri ile gösterir. Kırmızı kısım karşılanmayan talebi temsil eden. Kırmızı tamam. Yetmiyor. Bunun yanı sıra geçici olarak jeneratörün verimini arttıran fakat yıpranma oranını yükselten fırın aşırı yüklenmesi de etkin. Tamam, bu eski oyunda da vardı aşırı yüklenme. Dikkatli olsa tamam, kapatmazsan arızalanır. Tamam, bunları biliyoruz. Bence geçelim abi. Oyunu hiç bilmiyorum. Öğretmiyordu oyunu. Vatandaşa bile zormuş, bu geçelim. Bence de geçelim abi. Yol yakın, gel. Bence direkt geçelim, gelin. Bak, daha zor modunla bitireceğim. Oyunu bir öğreneyim. Ondan sonra izleyin beni. Tamam, vatandaş başla. Oyun çıktı mı? Beta çıktı oyun. Bende şey var. Erken erişim var. 3 gün önceden, 72 saat önceden erişebiliyorum. 20'sine çıkıyor. Sen bu kadar kolay pes etmezdin. Ya Raşit, ama anlamadın şimdi bak, ben oyunu bilmiyorum. Mekanikleri bilsem tamam, hiçbir şey bilmiyorum. Sıfırım şu an. Buraya geçiyorum, daha denizledik. Tamam, geç burayı da. Dur bakayım, öğretecek mi? Tamam, fırını yeniden açacağız. Yine öğretmiyor. Ayaz fethi. Ne bu? Kampın genişletilebilmesi için ağır ekipman kullanarak buzları kıran... Tamam. Ayaz fethi. Bu buzları kırıp alan açıyor bize. Tamam, bizim alanımız burada, buzları kırıyor. Tamam, bunu anladım. Bu ayaz fethi. Bu merkez inşa et. Bu ne? Gıda stoklama merkezi. Tamam, bunu açacağız. Gıda stoklama. Bu burada gıdayı şey yapıyoruz. Bu ne? Bölge. Konut bölgesi. Ha, eskisi gibi şey yapmıyoruz. Bölge bölge. Bak, bu daha güzel olmuş. Eskisinde yok yol yap. Yok yamuk oldu. Şura boş oldu. Bak, bu daha güzel olmuş. Alexiom Simay. Alexiom Sefo. Alexiom DNPS. Tamam. Tamam, buradan konut inşa yapıyoruz. Gereksinimler 100 iş gücü. Ben de iş gücü ne lan? İş gücü müsait 1950. Ha. Bunu da adam yapmamışlar. Bak, bu da güzel olmuş. Nüfusun %65'i kadarı. Güzel. Nüfusumuz sabit hızla artıyor.
Şehir nüfus önemli miktarda artış gösteren nüfus sayımı yaparak elimize ne kadar yeni işçi olduğunu hesaplar. Şuradaki yaşam koşulu iyileşti, yetişkinliğe kadar hayatta kalan çocuk sayısı ve şehre taşımak isteyen yabancı sayısı artar. Tamam, 3000 nüfusumuz var. Bunun %65'i iş gücü oluyor. Bu ne? Şunu niye göremiyorum? Bu çocuk mu? Bu çocuk herhalde. Tamam, konut bölgesi 100 iş gücü istiyor. Çıktı 15 sığınak. Halep 40 ısı. Tamam, yani evlerin 40 ısıda olması lazım. 15'ini bana kaç sığınak lazım? Eskiden bildirim geliyordu. Oğlum oyun başlamış lan, dur bir durdurayım oyunu. Yok, yol yapılmıyor herhalde. Artık bölge bölge. Hastalık yok, artıyor. Bildirimler burası herhalde. Önemli derecede artış sebebi soğukluk. Tamam. Açlık yok. Artıyor. İhtiyaç çok büyük oranda arttı. Gıda kıtlık. Tamam. Soğukluk düşük oranda artıyor. Isı kıtlık, sığınak kıtlık. Ama ne kadar sığınak lazım işte. Eskiden bilebiliyorduk ki. Sığınak ve ısı ihtiyaçtan karşılığında emin ol. Ama abi ne kadar yapacağım şimdi ben bina? Bunu çözemedim. Dün Kipiço izlenir mi sardım? Kipiço ne lan? Isı. Mevcut 20. Petrolümüz yok. Tamam, onu çıkartacağız. Aa, buradaymış lan sığınak. Tamam. Tamam, buradaymış. Tamam. Şimdi mevcut 10 evimiz varmış bizim. 30 eksiğimiz var. Tamam mı? 30 eksik. Trend enkazda kalıyorlarmış. Şunun içinde 10 kişi kalıyormuş. Şimdi konut kaç yapıyor bize? 15. 30 eksik değil mi? 2 tane ev yapmamız lazım. Şimdi şu mavilik şeyi mi? Evet, o 20 ısı. Evet. Mavilik şeyi gösteriyor. Şu merkezin verdiği ısı nereyi kapsıyor? Tamam. Şuraya ve şuraya. 2 tane ev yaptım. Tamam. 2 ev. 2 evi yaptık. Tamam. Tamam, oyunu öğreniyoruz. Güzel. İnşaat. Bu ne işe yarıyor acı? 200 iş gücü istiyor. 140 ön üretimli malzeme. Bizde 750 var. 60 şurada. 200 iş gücü istiyor. 30 ısı. 20 malzeme. Malzeme var mı bende? Malzemeyi bilemedim. Malzeme bu mu? Bu hurda. Malzeme burada. Malzemem yok. Ne iş yapıyor bu? Çıktı. Aa, gıda veriyor. 45 gıda, 80 gıda. Verimli topraklara gıda yetiştirir, tüketimi hazırlar. Verimizde 80 mi veriyor bu? Verimli toprak neresi? Şuralar. Aa, güzel. Oğlum kolay olmuş lan bu oyun. Ha, eskisinde yok başkasıyla takas yapıyorduk gıda için. Yok sera kuruyorduk. Oğlum çok bence kolay olmuş bu oyun. Gıdamız da var. Petrolü nereden bulacağız? Ha, petrol de bu herhalde. 20 ısı, 20 malzeme. Çıktı. 26 ön üretimli malzeme. 150 malzeme. Petrol. Oo, petrol de öyle. Çok iyi. Yatak kaynaklı. Nereymiş buranın kaynağı? Aa, hepsinin farklı yeri var. Petrol buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. 3. Tamam, 3 tane petrol yerim var. Tamam, 3 petrol yeri. Tamam. Tamam, öğrendim oyunu şimdi. Bir tek şeyi anlamadım. Şurada hurdalıklar varmış. Hurda nasıl toplanıyor? Enkazı, bölge. Toplam çıktı. Bölgeyi etkiliyor. Bu ne ya? Abi ben bunu nasıl şey yapacağım ya? Burada enkaz... Bu mu enkaz? Bu değil. Babacım enkazı nasıl top... Adamlar enkaz... Direkt enkazın fırını açarak ısı sağla. Ayas fetine çıkarak bir petrol vagonu ulaş ve üzerine bir çıkarma bölgesi kur. Ben anlamadım ya. Ay Ustam Cirex, hoş geldin internet Cirex. Bilmediğin şey oyunu anlatarak oynar mısın Gugu? Vallahi işte ben de yeni öğreniyorum. Mantık şu arkadaşlar, bak ortada şöyle bir şey var. Şu oyunun müziğini bir kısacağım. Şimdiden kafa ütülemeye başladı bir. 25 iyidir. Mantık şu, ortada fırın var, tamam mı? Hava çok soğuk, gittikçe soğuyacak, fırtına falan gelecek. Buraya, şurada petroller var, petrol falan çıkartacağız, ısınacağız, şunu açacağız. Fırtına gelecek, bu. Oyunun mantığı bu. Evleri kurmadım Google. Evleri kurmadın mı? Tıklamadın mı?
Nasıl ya? Tıkladım işte. Ne yapacağım? Daha başka bir şeye mi basmam lazım? Lan bir daha mı kurduk bunun üstüne acaba? Vallahi anlamadım. Eyvallah Piçu. Hoş geldin. Hacı nasıl kuruluyor bu ya? Bölge inşaatmenci 6 bölge seç diyor lan. 6 bölge seç diyor. 3 tane yapsam oluyor mu? Dur bakayım. O ısı neydi? Ha bu kadar ısı yetiyor mu? Tamam. Art 20 ısı okeylendi. Tamam seçtim. 6 bölge ama bir de okey'e basacağız. Ha tamam. Tamam bunu çözdüm. Buna kaç bölge istiyor lan gıdaya? Gıdanın bir sınırı var mı? Neyse dur bunu sonra görürüz. Şimdi. Bir tek şu hurdalığı anlamadım ben. Yok eğitim değil ya. Şu an oyundayız baba geri. Şu an eğitim değil. Önce şu Ayaz'a tıklayıp petrolü çıkartmayı koysana Google. Ayaz'a tıklayıp. Nasıl tıklanıyor? Ayaz'a tıkla. Oğlum oyun başında bana şey demedi mi ya? Şu Dreadnought enkazında şey var dedi bana. Bunu git şey yap dedi. Topla dedi bana bu. Otomatik mi toplanıyor acaba? Sağ alt. Burada ünlem yanıyor. Neye yanıyor acaba? Gıda stoklama değil. Ayaz fethi. Bunları mı açayım diyorsun? Vagonlara tıkla. Vagon. Tıklanmıyor. Ya şunun arkasına tıklanıyor sadece. Önüne. Şurada bir şeyler var. Yok bunlar da toplanmıyor. Toplayamadım. Sağda Google. Tamam tamam bak şunu anladım. Bana şunu söylemeyin. Tamam şimdi açacağım. Tamam açıyorum. Bunun bir ihtiyacı var mı? 300. İş gücü 30 hurda mı? Benim hurdamaz. Hurdam bitince nasıl hurda bulacağım ben? Haftada geliyormuş. 22 tane geliyormuş. Tamam petrole kadar kazalım burayı. Tamam burayı da kaz. Tamam bu burayı kaza dursun. Ayaz fethiyle vagona git. Vagon dedi bu mu lan? Ben şu anlamıştım. Şunda enkaz var bunu topla demiştim. Tamam başlatıyorum oyunu okey. Şu alttaki adam ne? Gezginler. İlişkiler tarafsız. Bu şey mi? Topluluk 3000 üye gezginler tarafsız. Uzun yıllardır bu donuk acımasız diyarda geziyoruz. Karayol bize rehber olsun. Vadiden toprakları bize sağ salim ulaştırsın. Gezginler. Kim ki bunlar ya? Kemer sık. Gezginler gıdayı idare... Bunlar benim vatandaşlar herhalde. Vatandaşlar. Gezginler gıdayı idareyle kullanarak ak fırtına için yiyecek kalsın diye bilerek aç kalacak. Açlık artıyor. Bunu ölen lütuflar. Hurdaları topla. Çalışmayanlar birlikte hurdaları bağışlamalıdır. Kötüleşiyormuş. Tamam zor zamanda alırız ellerindeki hurdayı. Bu ne? Güven. Aa, hurdaların bir kısmını halka geri ver. Aman abim 210 geri veriyorum. İyileşiyor verdiklerinden 165 veriyorlar. Evet aralıklı oruç yaptırsam mı lan? Gezgine aralıklı oruç. 16 saat açlık var. Bir şey diyeceğim. Teknoloji ağacı nerede acaba? Teknoloji ağacı. Eğitimde yazıyor mu teknoloji ağacı? Bölge inşaatı. Şimdi Ayas Betini öğrendim. Bölge inşaatı. Bunu öğren... Ha. Tamam. 3 tane seçiliyormuş buradan. Örneğin çıkan bölgesi inşaatının petrokan üzerinde yer alan parçadan başlayabilirsin. Neyse onları öğreniriz. Bir bak anlamadım buradan. Bölge kabiliyetleri. Bölge panoları kullanacağın çeşitli bölge kabiliyetleri. Bunu da anlamadım ben. Neyse sonra bakarız ona. Hadi başlatıyorum oyunu. Ya Allah başlattım. Ne oluyor lan? Vallahi açıyorlar ha. Yalnız oyunda bir bulanıklık var gibi ya. Bir dakika.
Motion bulur mu açık ya? Işıklandırma. Motion bulur da ya, ileri işleme mi acaba? Yo. Işıklandırma. Kardan böyle gözüküyor ama çok kötü gözüküyor ya, çok bulanık. Hızlandırıyorum. Tamam, şimdi. Şimdi burası açıldı. Çıkarma bölgesi. Bir. Arkaya doğru mu yapsam? İstediğim yarışı şöyle üçlü mü yapsam lan, ya da nasıl yapsam acaba ya? Buraya ben full ev yaparım gibi. Bir dakika, ben şurayı biraz daha açayım ya. Hacı şuralarda açsan, açmak çok maliyet mi bana? Ne istiyordu açmak? Burada alıyor ya. Şurayı da açayım bence gelmişken. Tamam hacı, burayı da açın. Tamam. Şimdi şunları bir açsın şurayı. Evler yapıldı mı? Evler yapıldı. Hala 15 eksik var diyor ama karşılanmayan. Niye böyle? Konut bölgesi 15. Oha! Bu kadar bölge 15 kişi mi alıyor demek yani o? Bok yedik o zaman biz. Bir tane daha yapacağız. Jeneratör aç kugum. Dur da, petrolüm yok. Nasıl açayım jeneratör? Petrol 0. Bir dakika. Benim şurayı da açmam lazım ya. Bunlar aç, bir dakika, bunları buraya açmış. Ben evi şu aşağıya doğru yapayım değil mi? Bir dakika, şu eve ben bir daha bakayım. Konut bölgesi. Oğlum benim bir ısı daha almam lazım. Ben, dur şuraya açsam alırım ısıyı. Hacı aç şurayı. Şuraya aç, aç ver. Şimdi çıkartma bölgesi. Bura. Bura. Bu orta alınmıyor mu? Tamam, şöyle yapın burayı. Tamam. Şimdi bana bir de yemek lazım ya. Ben yemeği nasıl sağlayacağım? Gıda bölgesi. Nerede var gıda bölgesi? Gıda aşağıda var. Bunlar aşağı kadar kazacak mıyım lan? Jaren yayında oynardı bu oyunu. Ah lan. Vallahi şu an oynardı ha. Dışarıda olmasa. Başlat, yemeğe malzeme yok. Evet. Benim acil bir en yakın nereye gidebilirim acaba şimdi? En yakın şu karşıya nasıl geçiliyor acaba ya? Karşı, aa karşı direkt buradan kazılıyor. E tamam, çok iyi. Tamam. Direkt karşıyı kazıyorum. Geri nasıl gelecek? Şu üstünden gidiyorlar herhalde köprünün. Dur bakayım ne olacak, merak ettim. Nereden lan direkt burada doğdular. Bunlar açtı mı? Bunlar da buraya açtı. Şimdi. Şimdi evimizi yapalım. Konut bölgesi. 1, 2, 3. Tamam, ısıyı karşıladık. Isıyı karşıladık. Fazlasına gerek yok. Fazla mavi almama gerek yok herhalde. 1, 2, 3. Okey, tamam. Buraya... Tamam, ev ihtiyacı gidiyor. Şimdi şuraya bir gıda yapalım. Gıda bölgesi. Bu da mı 3 istiyor? 2, 3. Tamam. Şu ne? Eksi 40. Benim bir an önce şu petrolü bir çıkartmam lazım. Ayusyon R'ye test. Arkadaşlar, fiyat salonuna indirebilir, açıldı. Harbim lan o Rozur Garden. Buradan bayağı azaldı. İş gücü zaten var elimizde. Tamam, şimdi şuradan bayağı bir şey üreteceğiz. Hatta arka tarafa da... Ben şurada bir yerde açmadım. Hatta orayı da ürettireyim ben. Bu niye böyle yanıyor ya? Çok bir oranda arttı ısı kıtlık. Bu ne diyor? Sebebi soğukluk. Bu ne lan? Petrol. Halkınız borulardan akan koyu siyah sıvıyı gördükçe bayram ediyor.
Bu antik makinenin cesedi bizi biz yapan zorlukların bir sembolü. Daha da önemlisi fırtınada bizi koruyacak olan sığınağımız. Geçmişte birçok ak fırtınadan bizi kurtardı. Kurtarmaya da devam edecek. Elimize petrol ve fırını yakabiliriz. Tamam, anladım. Şimdi ben bir tane daha kurayım ya şundan. Çıkarma bölgesi. Ha, şurayı, şuraya bir tane daha kurayım. Kuruyorum da şimdi burada depo mepo var mı? İlk oyunda depo vardı. Petrolü ben nerede göremiyorum? Petrol miktarım burada hiç gözükmüyor. Petrolü burada mı görebiliyorum bir tek ben? Hani nerede petrolüm? Ha şurada, pardon. Mevcut 60. Çıkarma bölgesi. Tamam, bunun sınırı yok herhalde ya. Eğer burada depo falan kurma falan yoksa çok kolay oyun. Ben kuruyorum bir tane daha. Çıkarma bölgesi. Kur baba buraya. Tamam. Tamam, bunlar da kursun buraya. Buradan bir tane daha çıkartalım. O ara ben full açsam mı ya? Şu gıda ne oldu? Gıda yapılıyor. O ara ben bir gıdaya daha gideyim mi şuradan ya? Ben şuradan bir gıdaya daha gideyim bence. Hatta bana daha ön malzeme falan lazım. Ön malzeme var. Bu ne? Ön üretim. Bu ne? Bu hurda mıydı? Bu ne ya? Bu direkt malzeme bunun ismi. Malzemeler. Evet, malzeme lazım şimdi. Yakınımda malzeme yok. En yakın malzeme bura. Tamam, buraya doğru gidelim o zaman. Ya da şura daha yakın gibi ya. Dur gideriz. Şimdi. Şu. Aç baba şuraya doğru. Tamam. Sağ altta var bu bunu. Var mı lan sağ altta? Yok ol. Aa. Yo bak, bu başka. Bu ön üretim bak. Bu şu. Ön üretim, bu başka. Bu malzeme. Şu malzeme. Sağ altta yok. Bu başka. Dur, bunu da alacağım az sonra. Hatta bunu da açsam mı yolunu şimdiden? Dur, buraya da kuralım bir şey ya. Ben bu kadar her şeyi kuruyorum da inşallah patlamam. Bu ne lan? İşe gelmeyen iki. İki kişi hastalanmış. Aç baba burayı da. Şimdi yemek üretiliyor mu? Oğlum millet hasta oluyor. Artık şurayı açalım ya. Açtım. Vallahi açtım. Ak fırtına geldiğinde daha hazır olacağız. Temel altyapı sağla. Fırını açtık. Mevcut ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar petrolümüz var. Ancak halkımız düzgün bir sığınak bulana kadar soğuktan etkilenmeye devam edecek. Sığınaklar diğer sığınaklara ve fırına yakın inşaat edildiklerine daha fazla ısıtma sağlar. Tabi inşaat için ön üretimli parçalar gerek. Yanımıza bir miktar getirdik. Kalanını da vagon enkazlarını toplamamız lazım. Ben yaptım ki onu zaten. Bak. Bak görüyorsunuz mu abicim? Bak bu Kucan kanalı bu işte. Bak adam daha söylemedi, ben yaptım. Direkt yaptım. Bu ne diyor? Ayas fethini çıkarak bir inşaat vagonuna ulaş ve üzerine çıkarma kulesi kurarak ön üretimli... Ah tamam, ön üretimli. Ön üretimli. Aha burada kuruyoruz işte. Burada kuracağım. Açtı mı bunlar burayı? Tamam, bunlar açmış. Bak hemen bu görevi de bitiriyorum tak diye. Şimdi. Aç, bu da mı 3 istiyor? Bunu nereye doğru yapsam acaba ya? Şunu hata mı yaptım? Gerçi onu iyi yapmışım. Şunu şöyle yapayım bari, ne yapayım? Tamam. Şimdi bu yemek üretiliyor mu burada acı? Bir dakika, oyunu bir durdur, şunu bir öğreneyim. Gereksinim. Tamam, 200 kişi burada çalışıyor. 200 burada. Kalan gıda 65 hafta. Ondan sonra bitecek mi lan burası? Bu tek başına yetmiyor. Benim bir yere daha gitmem lazım. 8 fark var. Toplam talep. Isı talebi mi? Ben buraya ısıyı nasıl getireceğim lan? Allah Allah.
Isındık, karnımız doydu, artık üreme vakti. Dur. Fakirin karnı doyunca siki kalkar. Dur bir kalkmasın da. Ben buraya ısıyı nasıl edeyim? Ben onu anlamadım. Acil durum vardiyaları. Gezginler hayat güvenliklerini hiçe sayıp gece geç saatlere kadar çalışacak. Kaynak üretim verimli arttı. Güven bir miktar düşer. Tamam, bunu zor zamanda yaparız. Bu binayı yıkıyor. Oğlum ben buraya ısıyı nasıl getireyim ki? Ben anlamadım. Bu ısı her yere mi geliyor acaba? Eskisi gibi değil mi? Etrafına yaymıyor mu bu ya? Oğlum bu her yere mi yayıyor lan? Isı fazlalık 130. Vallahi anlamadım. Oğlum bir kavga etmeyin chatte ya. Abi ben anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Anlayacağız. İnşallah hastalanmaz şu. Şurada yemek yapan. Şimdi şuraya ben bir yemek yeri daha kuracaktım. Niye yapamıyorum lan? Neyim eksik benim? Malzemem mi yok? Eksi 60 malzeme mi? Lan. Neyse dur şuradan çıkar inşallah. Oğlum çok harcamışız lan. Ben buradan malzeme çıkartmıyorum ki. Ben nereden bulacağım malzeme lan? Ne oluyor burada? Finankel 42 bahçıvan. Ellerine kum dökülüyor. Elimize bereketli toprak kalmadı. Bunu ilk defa da yaşamıyoruz. Böyle devam edersek herhalde hiçbir anlamı kalmayacak. Gıda yetiştirecek yer bulamayacağız. Zaten öyle az mahsul çıkıyor ki ya acil durum var diyorsan çıkacağız ya da kemerlerimizi sıkacağız. Yoksa elimizdeki herkese asla yetmez. Olağanüstü önlemlere başvurmazsak gıda stoklarını dolduramayabiliriz. Gezginlerden kemer sıkmalarını isteyin ya da çalışma, tamam. Acil durum mu yapsam lan? Kaç dakika oluyor oyuna girer? 15-20 oldu ya. Frostpunk 1'deki tüm bölümü bitirdim mi? Vallahi 4'ünü falan bitirdim Roxke ya. 1-2 tanesini bitirmemişimdir. Yıkılmış şehir bölümünü geçemiyorum. Kovuyorlar bir haftada beni. Vallahi yıkılmış şehri hatırlamıyorum geçtim. Mültecilere geçmiştim herhalde, onu hatırlıyorum. Kemer sıkmayalım da. Bence acil durum vardiyası yapayım ya. Bir tane de bir şey olmaz bence ya. Acil durum vardiyasına geçiyorum. Geçtim. Acil duruma geçtim. Gıda bölgesi işçileri çift vardiya için hastalık artar. İnşallah bir şey olmaz. Oğlum bana malzeme lazım. Şimdi ben malzemeyi nereden bulacağım? Gıda üretmeye başla. Halkımıza ısı ve sığınak sağladık. Artık gelecek ak fırtınaya odaklanmamız gerek. Öncelikle Ayas Fethi'ne çıkıp mahsul yetiştirebileceğimiz verimli topraklara ulaşmamız gerek. Sonra da elde ettiğimiz gıdayı kolay erişebileceğimiz depoları muhafaza etmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Kimsenin aşkla ölmesini istemeyiz. Ak fırtınaya hazırlan. Kısa vadeli hayatta kalacağımız kesinleşti. Şimdi ak fırtına bizi evlere kapanmaya zorlamadan önce elimizden geldiği kadar gıda soklamamız gerek. Bunun için de talep edilenden daha fazla gıda üretmemiz gerek. Tamam, gıda depolayacağız şimdi. Yeni bir şey mi geldi bize? Hani verimli toprak neresi acı? Ben anlamadım. Eksi 80 oldu malzeme. Çıkarma bölgesi 80 yiyor. 3 tane çıkarma bölgesi var bende. Robis hoş geldin. Çözemedim ben. Stoklar mevcut hızda 1903 haftada hazır olacak. Nasıl yani lan? Ak fırtına başlayan şehirden çıkamayız. Dolayısıyla gıda da toplayamayacağız. Başlamadan önce hazırlamamız gerekiyor. Yoksa hayatta kalamayız. Ak fırtınaya kalan hafta 68. Tamam, şu an eksideyiz yani. Acı benim malzemeyi nereden, malzeme çıkartabiliyor muydum ben ya? Bunlar çıkartıyor mu malzeme? Toplam çıktı 60. Bu sadece petrol çıkartıyor. Bu ön üretim. Ha şuydu değil mi malzeme çıkartan ya? Hacı benim ağacı şuna gitmem lazım. Hacı benim yolu açsanıza şuraya kadar bir. Tamam. Başka sağa doğru mu gitsem acaba? Ya da aşağı doğru gideyim, oraya da yardım olsun. Tamam. Hacı hemen açın şurayı ya.
Buraya ben bir şey kurayım. Buradan acil malzeme lazım. Evet evet doğru, bu malzemeyi biz çıkartacaktık. Şimdi. Ay bu da malzeme, eksi inebiliyor muyuz oğlum biz bu kadar? Tamam. E güzel. Tamam şuraya devam edelim. Başka gidecek bir yer var mı? Aşağıda yer yok. Burayı keşfettik zaten. Tamam aç acı şurayı da. Hemen şuraya bir tane daha kuralım malzeme. Ya da kurmasam mı? Şu bize yeter gelmiyor. Dur bakacağım. Yarın akşam 9'a kadar devam mı yayın? Vallahi oyun bitene kadar. Sabaha kadar. Şu an kick'te bitiren yokmuş. Bir tek ben bitireceğim. Şura uzun sürüyor. Dur bakın şura bir bitsin ya. Şura bir bitsin. Lan ısı düşüyor diyor lan. Aha. Aha fazlalık oldu. Tamam güzel, bir dakika fazlalığımız var. Dur. Dur hemen bir tane daha gıda bölgesi şuraya. Bu kötü oldu, bir dakika. Tamam. Bir gıda daha yapalım hemen. Hatta benim bir gıdaya daha gitmem lazım. Bir gıdaya daha gitmem lazım. Şu gıdaya gideyim ben. Buradan da aşağıya gideriz. Şuradan bir gıda, çünkü fırtına da şey lazım. Yemek çok lazım herhalde. Bu oyunu kaç yaşında çocuk yapmış, info var mı? Onun hakkında info yok ama eski Moğollar yapmış. Iglo'nun içinde keşfetmişler bu oyunu. Bunlar açtı mı burayı? Tamam. Gıda bölgesi. Bir dakika ben şeyi anlamadım. Gerçi buradan gıda... Evet bura verimli sopak. Tamam doğru yapıyorum. Hacı kur buraya da şimdi. Aşağıya doğru şu gıdaya da gidelim. Tamam aç baba şurayı da. Acaba fazlalık, ne kadar fazlalık şey yapabiliyorum ya. Şu mesela şuraya da bir tane daha malzemeci kursam mı acaba? Bence ben kurayım ya. Bir tane daha kurayım ya. Niye yapam? Neyim eksik lan? Isı mı yok? Ne oldu? Yok ön üretim yok lan. Ne oluyor burada? Dreya Kareşko 62 terzi. Diğerleri hayatta kalsın diye. Dizlerim ağrıyor. Parmaklarımda o kadar katı kesildi ki iğneyi tutamıyorum artık. Güzel bir hayat geçirdim. Artık minik Betty ve Jacobs'un ateşin etrafında oynadıklarını görmek yüreğimi ısıtıyor. Belki vaktim gelmiştir. Diğer ihtiyarlarla da konuştum. İşler oratlıya varırsa gideriz. Torunlarımın aç kalmasına izin vermeyeceğim. Bazı vatandaşlar gıda talebini azaltmak için kendini feda etmeye hazır. Yok amcacığım ya. Gıdamız var Allah'a şükür. Var var gıda var. Sorun yok. Bir şeyim, bana ön üretim biraz daha lazım. Ön üretim başka nerede var? Niye yapamıyorum lan? İnsan iş gücü kalmamış. Heh. Ön üretim ha şurada var. Şu ön üretime gidelim mi? Açın baba şurayı da. Nasıl oyunu anladınız değil mi lan? Ben yavaşça oyunu çözüyor gibiyim ve bir şey değil mi? İlk oyuna göre bence daha kolay bir oyun. Ama şu teknoloji ağacını ben daha keşfedemedim. Teknoloji nerede? İleride mi gelecek acaba teknoloji ağacı? Şuradaki yemek yerine bir inşa edelim. Yapamıyoruz çünkü ön üretim yok. Haftada 20 geliyor. Benim ağacı şuraya kurmam lazım. İyi lan bak 115 haftaya düştü bak stoklar. Şimdi benim bunu 51 haftanın altına indirmem lazım. İyi iniyor. Bir şey, ben şu çift vardıyı kapatacağım. Şurayı kapattım. Bunlar normal çalışsın. Yoksa bunlar hastalanır falan şimdi. Bunu kapattım. Bunlar normal çalışsın. Zaten üreteceğim. Petrolde bir sıkıntı var gibi. Mevcut 5 diyor. 120 çıkıyor. Gereksinim 115. Benim bir petrol, iki petrol çıkartmıyor muyuz biz ya?
60-60. Başka benim bir petrol daha çıkartmam lazım. Burada ne oluyor? Ya şurayı okumayacağım. Burada iki yalan atıyor. Fok sürüsü gıda üretimimize destek olabilir. O ne lan? Fok gördük. Gözlerime inanamıyorum. Büyük ayazdan beridir görmüyoruz onları. Nasıl hayatta kaldılar ki? Herkesin karnı doyuracak kadar et var burada. Yazıklar olsun. Foklar çok tatlı hayvandan. Nasıl üretiyoruz lan foktan? Oha 400k mı? Bura 400k. Bura kaç kaydı? Oo, onu lan bitecek burası. 39 hafta diyor. Dur bir oyunu durdurayım da okuyayım. 51 hafta fırtınaya kalan süre senin 40k yemek üretmen lazım fırtınaya kadar. Evet evet üreteceğim inşallah. Bak şurada da diyor ki işte bir altında. 65 haftada ancak 40.000 yapacaksın diyor. İşte bunu düşüreceğim şimdi. Fok bak artık yalnız olmayacak. Grafik fena sıkışmış. Grafik. Bakayım lan bir. Oğlum kaza var herhalde. Bayağıdır böyle. Allah Allah. Gece 1 oldu lan. Vallahi garip. Dur şu fokları yememiz lazım harbiden. Foklar neredeydi lan? Fok nerede? Bunlar mı fok? Kaybettim lan fok. Geride. Şu mu fok? Fok sürüsü. T. Kaynak depoları. Oğlum oha neler açılıyor lan böyle. Heh fok sürüsü. Şimdi benim buraya yol çek. Yol mu çek buraya? Buraya yol lazım. Acı buraya yol lazım. Ben buraya en yakın şuradan gidebilirim. Şuradan foklara. Aha buradan hazır gitmişken şeyi de açayım lan bari. Şuraya bir petrol açalım. Petrol kuyusu. İş insan kalmadı. Bunlar hemen açsın şurayı. Bugün bizim burada 2 saat çalışır saçma sapan bir şekilde geçmiş olsun. Noel dayıya ne iş verdin? Noel dayı Instagram'a araba fotosu atma görevi verdim ya. Bu ne lan? Gizemli bir sembol. Kaptanın mirası. Ayas Fethi ekiplerimizden biri üniforması yırtılmış bir adamın donmuş kalıntılarını keşfetti. Lan kesin bunu biz öldürdük ha eskiden. Omuzundaki armada Yeni Londra Gölcü'yle 3. müfreze yazıyordu. Aa lan. Üzerinde yabancı bir nişan bulunuyordu. İhtiyarlardan bazıları bu nişanı askeri bir örgütten geldiğini iddia ediyor. Diğerleri ise dini bir önemi olduğunu savunuyor. Belki sen bu Yeni Londra'yı duymuşsundur ve tartışmayı sonlandırabilirsin. Yeni Londra askerinin gruplarının düzenine sağladığı güçlü bir liderin altına disiplinli bir şehirdir. Bunun sonucunda Yeni Londra düzen ile hayatta kalan bir şehir olacak. Aa bu şey herhalde. Eskiden de vardı ya düzen mi dinle mi şey yapacaksın. Evet inançla mı kalacağız? Düzenle mi kalacağız? Ya şimdi yine aynıdır. İnanç seçtin mi insanları mutlu edebiliyorsun abi dinle. Bir arada tutabiliyorsun, mutlu edebiliyorsun, şükret diyorsun. Mesela aç mı kaldı? Şükret. Ama işte bak düzenle gittin mi de işte çok sağlam adımlarla gidiyor ama insanlar çok şey çıkartıyor. Frigugu. Vallahi ikisini denemem lazım oyunu benim öğrenmem için. İlk hangisini denesem acaba? Bu sembolü tanımıyorum. Aa, bunda rastgele veriyor. Talih yoldan ana yolda full gazla girmeye kalktı. Gerizek girdi sol kapısına adamın. Din yap TR. Bence düzen deneyelim ya. Düzende teknoloji falan geliyordur bence. Bir düzeni deneyelim. Ondan sonra bakarız diğerine. Ne oldu şimdi? Hani gelmedi bir şey. Burada ünlem yanıp duruyor hacı. Neyin ünlemi bu ya? Allah Allah. Oğlum o değil de dur şu foklardan yemek gelecek ya. Dur halledeceğim. Foklar bizi kurtaracak. Şimdi. Aha foklar burada. Nasıl gidiyoruz lan buraya? Heh.
Tamam açın baba. Şu petrolü kursam mı ben ya? Dur belki şey... Bir dakika. İlk şu gıdayı kurayım da. Foklar çok önemli. Bunlar hemen açsın şurayı. Düzene gidince ülke için savaşıp hayatını adayıp Şirozlu oluyorsun. Dinle gidince 23 sene iktidar... Feray. Free Feray. Ben bu oyunu bilmiyorum. Oyunları da genel olarak bilmem. Ne için izliyorum da ne oyunu bu hiçbir şey anlamadım. Asker bak. Oyunun başından beri ben neysem bu oyunu anlamadıysan sen büyük ihtimalle alt tapta ya porno izliyorsun. Ya telefonda Instagram'da Reels'te geziyorsun. Arada bir chat'e geliyorsun. Diyorsun ki Google ben anlamadım diyorsun. Hiç anlatmayacağım sana. Başından beri ben de yeni öğreniyorum işte. Birlikte öğreniyoruz. İzlediysen öğrenirsin. Bak Nikki'de asker kaçağı. Oğlum hadi yapın şurayı ya. Açın şurayı. Hemen fok balıklarını yemem lazım benim. Tamam. Gıda bölgesi. Aha fok balıkları. Gelin oğlum buraya. Tamam. Şimdi kaç malzeme kaldı? 90. Malzememiz ne durumda? Malzeme artı 10. Ben bir malzemeci daha kuracaktım değil mi? Şeyim yetmiyordu benim. Ne oluyor lan? Isı talebi arttı mı? Amına koyayım. Ne oluyor lan? Kaynaklar yakında tükenecek mi? Nere bu? Ne çıkartıyor bu? Lan bir haftası kalmış buranın. Oğlum. Lan bit ne oldu? Kaynak eksikliği mi? Yani bitti mi burası? Kaynak deposu erişim mi yok? Nasıl yani ya? Herhalde bitti bura değil mi? Yık orayı değil mi? Bitti burası. Sıfır boş. E abi bunlar bu kadar çabuk bitiyorsa ben nasıl bitireceğim bu oyunu? Şimdi bana petrol lazım ya. Petrol ama abi ön üretim bir de. İlk şu petrol işini bir halledeyim. Petrol en zoru. Tamam şuraya bir petrol kuyusu açayım ben bir. Aç baba şunu. Şimdi bu petroller ne durumda? İyi petrol var lan petrol. 113 haftada bitecek. Tamam petrol iyi de. Bu ön üretim çok çabuk bitti ama. Bana bir ön üretim daha lazım. Ön üretim malzeme kıtlığı. İnşaat için yeterli malzeme kalmadı. Yeterli üretim bir inşaat vagonu üzerine çıkarma inşa edilerek. Tamam. Başka nerede var lan ön üretim? Şura. Burada var. Başka var mı? Başka kalmadı. Bir burası kaldı. Basayım buraya da. Niye basamıyorum? Ne eksik? Amına ön üretim yok. Nereden bulacağım ben? Üretilmiyor da. Lan üretilmiyor. 60'ta kaldım. Bitti diğer tarafta. Bu yıkılınca verecek mi lan bana? Yık lan şurayı. İnşallah verir. Vermezse fena patladım. Bu ne diyor? Gıda deposu. Akfırt için gıda depolama. Gıda sok... Kapasitesi artırmak için gıda soklama. Ha, bak mesela ben bunu anlamadım hacı. Benim stok kapasitem ne kadar ya? Stoklanıyoruz ya gıda bölgesi. Ha, şurada yazıyormuş lan 10.000. Oo. Tamam bana bir dakika her şey üst üste geliyor ya. Merkez inşa et diyor bana. Dur merkeze daha var bir dakika sorunlar baş göstermeye başladı. Şimdi şu ön üretimi bir halledeyim bir dakika şurası bir yıkılsın bir. Ne diyor lan? Fok var burada. Hepsini alırsak Akfırtına yetecek kadar yemeğimiz olacak. Ay bak 27 haftaya düştü gördün mü? Aa 113 oldu. Dur 113 oldu. Çıkarma bölgesi. Şimdi bu kaç var burada? Ama 25 hafta yetiyor. Sonra ne yapacağım acaba? Herhalde fabrika mı kuracağız? Ne yapacağız acaba? Tamam bura ürete dursun. Şimdi. Tamam fok üretiliyor ama depom doldu benim. Lan bunlar bitirmez değil mi dolduktan sonra? Tamam burada dolu. Bunu çıkartmayın lan. Kapatsam mı burayı? Tamam devre dışı bıraktım burayı. Burada çalışmayın acı. Gıda bölgesi. Of 140 istiyor. Isı durumu ne durumda? Karşılanmayan 5. Ne
Ne oluyor ya? Isı kıtlığı. Bir şey değil mi? İyi gidiyorum ha. Şu an çok az bir ısı şeyim var. Ak fırtına yaklaşıyor. Bir fedakarlık. Kampta gerginlik yükseliyor. İnsan vaktinde yeterli gıda toplayamayacağımızı düşünüyor. Siktirinden. Avcılarımız, yavrular ve dişler de dahil kalan tüm fokları öldürmemizi öneriyor. Böylece çok daha fazla gıda elde edebiliriz. Ancak belki de dünyadaki son fok sürüsüne. Hayır olmaz. Bunlar üreyecek. İhtiyarlarımızın birçoğu kaynaklarımıza yük olmak yerine doğmuş topraklara gitmeye gönüllü oldu. Bu fedakarlıkları ak fırtına için gereken erzak miktarını önemli derecede azaltır. Ne yapalım? Ak fırtına 34 hafta içinde başlıyor. An itibariyle 10 bölü 40 bin. Fokları katlet. Gıda bütün büyük oranda artacak. Fok sürüsünden geriye kalanlar da katledilecek. İhtiyarlarımızın ayazın içine yürümeye dileğine saygı duyacağız. İhtiyarlarımız ölecek ama iş gücümüz etkilenmeyecek. Çok iyi. Ak fırtına atlatmadan gereken gıda miktarı epey azalacak. Lan çok iyi bu. Sıra dışı çözümler. Vaktine yeterli yemek toplayacağız. Başarısız olursan sonuçlar ağır olacak. Şimdi bir şey diyeceğim. Şunun hiçbir olumsuz şeyi yok ki ya. Oğlum ihtiyarların bir yararı var mı bize ya? İhtiyar lazım. Oyu kimden alacağız? Oğlum hiç olumsuz bir şey yok değil mi? Bak normalde ben şuna basarım. Şunda olumsuz bir şey olsa da. Ya bu mükemmel bir şey. Mutsuzluk olur belki. Olur mu lan? Dedemi öldürme Gugu. Tamam deneyelim ya. Gönderiyorum. Dedeler gitsin. Dedeleri gönderdim. Şimdi. Hacı bana ön üretim ne olur ver ya. Şuraya çift vardiya mı yapsam? Şuraya çift vardiya verdin. Şunu hemen bir versinler bana. Oğlum bizim malzeme de eksi 10. Bana bir malzeme daha lazım. Dur. Şimdi ben ilk ne? Gıda. Gıda full mü bizim? Full. Acil bana bir gıda lazım. Gıdayı nereye kuracağım ben? Kuracak yer var mı? Şurası var. Ben anlamadım ki acı. Ya şimdi bu benden 25 bin gıda istiyor. Hadi diyelim buraya da kurdum. Kaç yapabileceğim ki yani? Hadi 15 bin olsun şunu da kurdum mu? Yani başka gıda yerim yok ki. Bunları mı arttıracağım? Level atlatılıyor mu buna? Depo. Ben anlamadım. Depo lazım bize. Depo bu değil mi? Ben bunu depo sanıyorum. Bu depo değil mi? Depo nereden yapılıyor? Herhalde bize merkez lazım önce ya. Ha bu lan. Tamam özür dilerim. Bu. Adı üstüne gıda stoklama merkezi. Tamam. Artı 15K stok. Bu bir şey istiyor mu? Hiç ısınması istemiyor lan bu. Oğlum ben bunu uzaklara kurayım lan. Uzağa mı kursam? Bir şey oyunu bilen biri varsa bir şey diyeceğim. Ya şu merkez eski oyun gibi çalışmıyor değil mi? Her yere veriyor değil mi ısıyı? Ama evleri buraya kuruyorum. Yani buraya kurduruyor. Gıdanın yanına kur bunu buff veriyor gıda yerine. Harbi mi lan? Aa, harbi veriyor lan. Ekson iş gücü gereksinimi mi? Evet ya. O zaman fok balığına mı kursam lan? Fok balığına kuruyorum. Her yere veriyor. Tamam her yere veriyor. Foka kuruyorum o zaman. En çok iş gücü fokta mı var? Hepsine eşit herhalde ya. Yalnız bu buraya olur mu ki? Bir sığar mı bu buraya? Olacak mı acaba? İnşallah olur. Tamam. Şimdi bana petrol lazım. Ben petrolü nereden çıkartacağım? Petrol yerim var mı benim? Yine ön malzeme yok benim. Bir dakika şurayı kapatmıştım ben. Açayım mı? Yapıldı mı burası? Tamam yapıldı. Şurayı açalım. Tamam. Ne oldu acı? İhtiyarların fedakarlığı hayatta kalmamız için gereken gıda miktarını önemli derecede azalttı. Ne yapayım yani? Biliyorum zaten. Şura kaç çıkartıyor lan? Şura 80 çıkartıyor. Şura kaç çıkartıyor? Şura 45 çıkartıyor. Bu oyun çok balı alacağını nasıl böyle aşık dünya gibi mi? İlk oyundaki oyundan iyi mi sence? Valla şu an öğrenme sürecindeyim. Sanki ilk oyundan daha
Zevkli ve daha kolay gibi geldi bana. Bana petrol lazım. Bir dakika dur. Bir dakika, bana petrol lazım. Eksi 80'deyim. Niye yapamıyorum? İş gücü yok. Lan kim çalışıyor? Nerede çalışıyor lan? Bana malzeme, şuraya da kurmam lazım. E petrol yok ki. Ne yapacağım mesela, şu an tıkandım ben. Eksideyim yani, oyun da öğretmiyor bir şey. Bunlara çift vardiya mı yapacağım? Vardiya mı arttırsam? Arttırayım mı vardiyayı? Petrol giderlerine bak. Direkt fırına gidiyor, başka bir yere gitmiyor ki. Bunu normal vardiya çekeyim bence. Hastalık olmasın. Burası başlangıç. Bu dünya bitecek birazdan zaten. Google boş ver. Nasıl lan başlangıç? Harbi mi? Başka yere mi geçeceğiz? O zaman şunları ben çift vardiyaya geçiriyorum ya, petrolleri. 50'ye düştü yukarısı. 20'ye düştü. Başka petrol var mı bende? Bura petrol mü lan? Burada petrol. Tamam. Tamam, 3'ünü artıya çıkarttım. Tamam. Bu ne? Bir malzememiz kötü durumda şu an. Malzemeyi de kurayım dur şuraya. Niye kuramıyorum? İş gücüm yok. Abi nerede çalışıyor bu adamlar ya? 200 konut, 750 çıkarma, gıda. Gıda da çok kişi çalışıyor. Burası üretici mod gibi, daha oyun başlamadı bile öyle düşünüyorum. Harbi mi lan? Lan ben de bunu gerçek oyun sanıyorum. Kaynaklar yakında tükenecek. Tamam, burada tükeniyor. Ak fırtına. Aha, gözüktü ak fırtına. Sıcaklık 60 derece azalır. Yemeğimiz hazır mı lan? Oğlum bu çok çabuk geliyor. 19 hafta var diyor ak fırtınaya. Hadi dol lan. Aha doldu. Gıda biriktirildi. Başardık. Gelecek ak fırtınadan canı çıkacak kadar gıda biriktirdik. İşçilerimiz fırtına başlamadan önce gerekli hazırlıkları yapacak. Bu sırada halkımızı sıcak tutmaya çalışsak iyi ederiz. Kurtulacağız. Şimdi bekleyeceğiz. Ak fırtına gelene kadar bekle. Tamam, bekliyorum. Şunları yıkacağım az sonra. İş gücü için gıdayı azalt. Değil mi? Bir dakika dur. Gıdayı azaltayım değil mi? Doldu her yer. Bir dakika. Doğru diyorsun. Hacı şurayı kapat. Evet ya. Tüm gıdaları kapatacağım. Ora gıda. Burada bitmek üzere ya. Kaç gıda kalmış? Ya kapat. Lan burayı yıkmayayım. Kapat burayı da. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Kapat burayı da. Burada mı gıda? Oğlum burada kapanınca adamlar yemek yer değil mi? Burada yemek mi yiyorlar? Fazlalık 44. Toplanıyor. Hepsini kapat. Burada mı yemek yiyorlar acaba? Vallahi tüm 4 gıda yerim var. 4'ünü de kapattım ben. Eksi 44'tesin. Tamam, şurayı açayım o zaman, dur. Tamam. Tamam, birini açtım, inşallah patlamam. Yanlış bir şey yapmıyorum da inşallah. Şimdi iş gücü geldi mi? İş gücü geldi. Çıkarma bölgesi. Bana ne lazımdı lan? Malzeme. Bu malzeme mi? Malzeme. Tamam. Okey. Bak fırtına geliyor. 9 hafta kaldı. Oğlum şuna bak lan, soğukluk yok. Hiç eksi bir şeyim yok ha. Hiç eksi bir şeyim yok. Çok iyi yönettim. Dur şurayı da yıkayım. Hacı yık burayı. Bitmiş burası. Adam ya, adam valla, ya. Geldi adam. Valla çok iyi yönetiyorum. Magarro 7. ayını kutlamış. Kademe 45'e. Hoş geldin Magarro. Eyvallah. Üşüdüm Google'm. Nasıl üşüdü oğlum? Hayvan gibi yanıyor. Bak bak.
Bak nasıl yakıyorum bak. Bayağı iyi. Ne oluyor lan? Ak fırtına kapımıza geldi. Hazırlıklar tamamlandı. Eksi 545 mi? Hadi bakalım. Gençler yemekler yeniyor mu? Fedakarlık ile hayatta kalmak. Okusam mı bunu ya? Ak fırtına kampa vurduğunda gezginler çoktan hazırdı. En azından geriye kalanlar. Uğulduyan rüzgarlar geminin paslı gövdesini sarsarken birbirine sarılıp beklediler. Gezginler uzun yıllar boyunca avlayabilecekleri bir fok sürüsü olduğu için geleceklerini parlak görüyordu. Ayazın içine girmeyen gönüllü olanların kalıntılarını asla bulamadılar. Bazıları çölün içinde yürüyüp doğrudan cennetin kapılarına ulaştıklarını söylüyor. Gezginler gemiden sarsılmış bir vaziyette çıktı. Ancak yola devam etmekte kararlıydı. Ak fırtınaların durması için dua etti. Fırtınalar giderek seyrelmeye başladı. Belki bir gün duaları kabul olur. Amin. El Fatiha. Lan bitirdim lan oyunu. Dünyanın sonunu atlattık. Kameradan okuyamıyorum. Okudum ya ben. Şimdi ne olacak? Onlik Google iyi izle bitirdi. Dur oğlum daha oyunu öğreniyorum. Öğretici mi bitti? Evet YouTube. Frostpunk 2'ye like atmayı unutmayın. Aa, lan bu ne la? Of. Aa yine şey var lan. Avcı kulesi var yine. Yine avcı mı göndereceğiz? Kaptanımız öldü. Yeni Londra zayıf düştü. Gıda tükeniyor. Nüfus durmadan artıyor. Kömür bitti bitecek. Beni mi getiriyor buranın başına? İnsanlar geleceğin hayalini kurmak istiyor. Ama herkes aynı geleceği mi hayal ediyor? Ya şehri bir arada tut. Ya da siktir ol git. Ya da ölüm döşeğinde elini tut. Aha birinci bölüm. Kömür dönemi bitti. Lan direkt buradan ben mi başlıyorum ya? Kaptan öldü. O güçsüzleşirken şehirde yaşanan ayrılıklar yüzünden şehrin bakımı tamamen durdu. Bunun sonuçları yeni Londra katlanmak zorunda kaldı. Yönetici olarak vazifen şehrin önderi olmak. Ancak önce kendini kanıtlaman gerek. Şehir tıklım tıklım oldu. Kömür ve diğer kaynaklar artık yetmiyor. Bu sene daha sıcak geçecek. Daha sıcak mı? Bu sırada barınak inşa et, kömür elde et. Jeneratör... Aa yine mi kömüre geçtik lan? Ama kömür bitiyor, tam ondan sonra petrole geçeceğiz. Nasıl bir yer lan bura? Bir dakika burayı ben bir tanıyayım bir. Bunlar bir şey mi ya? Bunlar bina mı? Lan bu alttaki adamlar kim lan? Yılmazlar oluşum. Yılmazlar ticaret. Hararet. Kim lan bunlar? Yeni Londralılar. Donmuş toprakların sakinleri. Gerilim dikkate değer oranda. Oğlum bir anda attı beni oyunun içine ya. Evet Frostpunk 1'in devamı gibi yapmış adamlar. Yapmışlar şu binalar ne anlamı neyse. Kömür elde et, sığınağı genişlet. Sığ kömür damarına kadar ayaz fethine çık ve bir çıkarma bölgesi inşa et. Sığ kömür damarına kadar. Buraya kadar mı gideceğiz? Oo. Oha, malzemelere bak. Şu ne lan? Bunu ilk defa görüyor mu? Yani ismi de yazmıyor. Yazmıyor. Aha yazdı. Yaz lan. Bak eski ara durak. Nerede? Şurada mı yazıyorsun? Allah Allah gelip gidiyor ya. Eski karakolun. Neyse altı okuyayım. Eski donmuş topraklar
erişebilmek için buraya lojistik bölge. Tamam, buraya lojistik. Şimdi sığ kömür damarına kadar Ayas Fethi'ne çık ve bir çıkarma bölgesi inşa et. İlk ne çıkarsam lan? Kömür var mı burada? Hah, bunlar kömür. Tamam, ilk kömür çıkartacağız o zaman. Sığ kömür damarına kadar. Orası nere lan? Bura mı? Herhalde burasıdır. Sığ kömür damarına. Başka kömür yok. Aa, sonsuz lan bura. Miktar 100 milyon mu? Oğlum çok kolay yapmışlar oyunu. Sınırsız yakışmadı ama size. Tamam. Jeneratörü aç. Sığınak yetersiz gidermek için yeni konut bölgeleri inşa et. Hemen o... Bu ne lan? Buraya yeni bir şeyler gelmiş. Oha. Konut bölgesi. Gıda bölgesi. Çıkarma bölgesi. Sanayi bölgesi. Çıktı. Ön üretimli malzeme çıkartıyor bize. Çıktı. 15 dolmuş topraklar ekibi. Lojistik bölgesi. Tamam, bunu oraya yapacağız. Konut. Nereye yapılıyor konut? Buraya yapabiliyor muyum? Buralar yapılmış herhalde. Dışarı... Bunun dışına mı yapacağım? Herhalde dışına değil mi? Alexan Bağcıl. Bugün biraz önce bitirdiğim şehir gibi bir sürü şehir var. Oralarda da yaşantılar kurup buraya taşıma falan yapacağız. Tamam, merkeze bir şey yapamıyorum değil mi? Dışarıya kurulacağım. Mantık bu değil mi? İçeriye ben bir şey yapamıyorum. Tamam, dışarıya yapacağız. Direkt kapıya mı yapsam lan? Rüzgara karşı korumalı diyor. Direkt hepsini de buraya yapmasammış. Üste de çıkamıyorum. Oo, Baycıl yat yatağa. Neyse, hepsini buraya yapayım artık. Yapacak bir şey yok. Aa, yukarıya da yapabiliyorum lan. Dur bakayım. Tamam, 3 tane oraya kurduk. Şuraları kullanalım acı ya. Şurayı diğerine veririz. 5, 6. Tamam, evi kur böyle. Bana kaç ev lazım? Bana bayağı bir ev lazım. Bölge, bina. Aha, araştırma merkezi lan. Merkezi, konsey salonu. Şehir sakinlerini temsil eden ve vekillerine yasal olarak tartıştığı ve kararlaştırdığı konsey merkezi. Isı pulu. Benim şu araştırmayı da yapmam lazım. Dur, ilk şu sorunları bir halledelim şimdi. Dur, bunlara geleceğim. Konut. Şuraya bir konut daha yapalım. Konut bölgesi yakınında. Tamam. Hacı, buraya da kur. Tamam, buraya iki ev yaptık. Bunlar yapıla dursun bir. Burada da kara açıyoruz. İnşa kavga etmeyiz şeydi. Isı pulu. Neymiş ısı pulu acı? Yeni görüyorum bunu. Isı pulu Ayas Fethi'ne çıkmak, inşaatları fonlamak ve belirli eylemli geçmek için kullanılan ve stoklanabilen bir kaynaktır. Şehirler her hafta ısı pulu toplar. Her topluluk boyutuna göre payını öder. Topluluk ne kadar büyükse katkısı o kadar büyüktür. Yani nüfus artırıcı ısı pulu geliri de artar. Isı pulu geliri mal talebine karşılayarak arttırılabilir. Bazı yasalar ve binalar ısı pulu gelirini etkileyebilir. Bu bunu nereden açtı lan? Ha, topluluklardan. Tamam. Tamam. Tamam, ısı pulu anladım. Kaç var ısı pulumuz bizim? Haftada 14 geliyormuş. Bir dakika, bunlar burayı açtı. Çıkarma bölgesi. Kaç lazım? 6 yer mi lazım? Benim burayı biraz daha açmam lazım. Bir dakika. Hacı, aç şurayı şöyle bir. Tamam, onları açsın. Evler yapılıyor. Bugün Mars Musim oynar. Eyvallah Erdi. Dur, şu ısıyı mısıyı halletmem lazım. Evler yapıldı mı? Yapıldı. -18 diyor.
Bunun bir tanesi 20 yapıyor. Çıktı 20 sınıf. Tamam, şuraya bir tane daha yaparsam. Şimdi. Şuradan bir ısı daha al. Tamam. Tamam, ev halledildi. Şuraya bir kömür... Şimdi şuraya bir kömür yeri kurayım hemen. Çıkarma bölgesi. Kömür. Tamam. Şunun da arkasını aç. Şurayı da aç. Tamam. Vallahi güzel gidiyorsun. Bugün böyle oyunu offset'te oynasam da sararım seni. Net sarar baby. Zaten sardığı için oynuyorum. Ben sarmayan bir oyunu hayatta oynayamam ki ya. Kaptan öldü. Kömür tükendi. Jeneratör kapandı. Ne olacak? Ya, orospu çocuğu. Bekle. Uğraşıyoruz işte. Yeni atandım buraya. Bekle bir ya. Çıkarma bölgesi. Hemen şuradan bir kömür daha toplayalım. Tamam. Şimdi. Pul ne durumda? Pulumuz iyi. Yemek eksi de. Acil bana yemek de lazım. Şimdi kömür yetecek mi bize acaba? Dur açacağım jeneratörü. Şunlar bir bitsin. Vallahi enkaz devraldım ya. Vallahi bile enkaz devraldım. Açıyorum jeneratörü. Jeneratör. Açıyorum. Ya Allah. Bismillah. Dibini kazma. İyi iş çıkardın yönetici. Yine bir kömür kaynağını ele geçirdik. Ne oluyor? Bir dur lan. Yeni Londra'nın son damarının parçası. Birkaç kaynak daha var. Ama uzun süre dayanmazlar. Kalan kaynakları etkili kullanmak için kazma yöntemini geliştirmemiz gerek. Ama şehirdeki toplam bu konuda fikri birliğine varamadım. Kimin fikrinin dinlenmeye değer olduğuna karar vermemiz gerek. Seçeyim. Hani nerede? Verin önüme seçeyim. Dibini kazma. Mevcut bir konut bölgesini genişlet. Bir araştırma merkezi inşa et. Ne oluyor lan? And will answer personally in due time. Hacı bir dakika, benim anlamadığım bir şey var burada ya. Oo. İnsanlar böyle mi çalışıyor lan? Hacı bir şey diyeceğim, mevcut konut bölgesini genişlet ne demek ya? Konut fazla mı var zaten, konut genişletiliyor mu lan? Ne bu? Alan etkileri. Bölgenin çıktısını arttırmak ve bir ilave bina yuvası elde etmek için bölgeyi genişlet. 50 ısı pulu, ekseri ön üretim mi? Nasıl, ne işe yarıyor lan bu? Nasıl yani? Kaç tane, 3 tane mi yapabiliyorum? Tamam, bunu mu genişleteyim? Tamam, yaptım bu görevi. Bitmesi mi lazım? Herhalde bitmesi lazım. Şimdi ne eksik bizde? Bir eksiğimiz var mı? Kömür ne durumda? Kömür fazlalık. Şu an stoklarımız kömür doluyor herhalde. Bir ilerleteyim bir hızda. Tamam. Kömür 10 numara. 2 tane kömür yerimiz çalışıyor. Bu ne? Eksi 30. Mallar sınırlı. Bunu daha anlamadım. Bunu anlarız. Malzeme eksi de. Evet. Şimdi dur. Şimdi geldik gıdaya. Şimdi gıda. Hacı gıda nerede? Gıda bölgesi. Aa lan, gıdanın dibine gelmişim lan. Benim burayı bir genişletmem lazım. Oha, 6 bölge istiyor. Bir dakika. Aleksiyon Hüseyin hoş geldin. Şuraları ben bir genişleteyim ya. Bir daha genişlet hacı. Yapın bakayım şurayı. Acil yemek. Şimdi araştırma merkezi inşa et. Şimdi ben onu nereye inşa etsem acaba? Benim biten bir şeyim var mı? Bana bir de malzeme lazım ya. Malzeme nerede? Şu sonsuz malzemeye gideyim mi ya? Burada 100 milyon varmış. Burada 72 bin. Yani ben bunu anlamadım mesela. Burada sonsuz var. Gideyim. Bunlara neye gideyim ki ben? Direkt gider bunu kazarım.
Miktar 70k 100 milyon. Derin donup... derin donup... Buna başka bir şey yapmak lazım herhalde. Üste yine 70k diyor çünkü. Evet dur görevi yapacağım. O ne? Merkeze bir şey diyorlar. Jeneratör uyanıyor. Bir çocuk doğdu. Halk gürültülü bir titremeyle yeniden uyanan ve şehrimize tekrardan sıcaklık bahşeden jeneratör kulesinin etrafına toplanıyor. Burası şehrin yüreği. Ayaza karşı son savunmamız. Gelecek için ilk umudumuz. Yönetici bir çift ilk çocukların jeneratörün yeniden açıldığı anda doğduğunu belirtti. Kızlar olmuş. Adını jeneratör koymuşlar. Onu kutlamamızı istiyorlar. Bizi yeniden ümitle doldurdunuz. Sayenizde çocuğumuzun bir geleceği olacak. İnsan artık gelecekleri olduğuna inanıyor. Kulağına ezan okudun. Oyun niye bu kadar sessiz ya? Şu oyunun sesini az bir şey kısayım mı? Ben ne yapacaktım? Bir de oyun çok hızlı gidiyor ya. Ben bir şey yapacaktım. Malzeme lazım bana. Gıda lazım. Gıda oluyordur. Yol açılıyor. Şimdi malzemeyi ben yolu nasıl açayım? Şunları toplayayım o zaman. En son ona gideyim ya. Bunları ben mi toplayayım? Bunlara da 6'şar mı lazımdı lan? 3'er mi lazımdı? Aç bakayım şurayı. Araştırma merkezi nasıl yapılıyor? Ne istiyor bu? 100 ısı pulu, 50 ön üretim. Her yere kurabiliyor muyum ben bunu? Bunun bir yeri var mı? Lan nereye kuruluyor bu? Lan bura mıymış bunun yeri? Ben oraya ev yaptım. Başka kurulacak yer yok mu? Bir tek bura herhalde. Yok jeneratörün işi değil. Bir tek oraya kuruluyor da. Buraya kuruluyor mu? Buraya kurulmuyor. Ben buraya ev yaptım. Neyse kurduk bakalım. Tamam jeneratörü kurduk. Yeni kömür madenin fikrini araştır. Tamam onu yapacağım. Tamam şuralar açılsın bir. Şu ayaz petlerini yapalım. Tamam şimdi. Burası gıdaydı değil mi? Burası gıda. Şimdi. İlk şunları yapayım ya. Ya da ilk bunu mu bitirsem? İlk şunu bitireyim sonra kırarım zaten. 4, 5, 6. Bura tamam. Bir tane daha gıda yapalım. Gıda bölgesi. Bunu da alsam alır mı lan içine? Miktar artıyor mu? Bunu yoktan mı sayıyor? İki katına çıkmıyor. İki tane yeter herhalde ya. Bir tanesinin çıktısı kaçtı? Bir tanesinin çıktısı 50 gıda. Tamam iki tane yeter şu an ya. Hava çağrı nerede bilmiyorum. Bu oyunun adı nedir? Bu oyunun adı Erzurum. Şimdi. Şuradan malzeme toplayacağız. Aleykümselam baba talihe. Baba Tali, sabahtan beri buradasın. Niye selam veriyorsun? Araştırma merkezi inşa edildi. Fikir ağacı. Aynı soruna farklı çözümler öne sürülebilir. Araştırma yapacağını seçmen gerekir. Topla özel bir çözüm. Araştırmayı topluğa atamak o toplulukla arandaki ilişkileri geliştirir. Nasıl yani lan? Oo, tek tek araştırma mı? Adamlara topluluğa mı yapıyoruz? Araştırma tamamlaması için gereken süre tamam. Araştırma hızını arttırır fakat daha fazla merkez inşa ettikçe sağlanan marjinal hız artışı azalır. İçinde araştırma merkezi bulunan bir bölgede araştırmacı acele ettirir eylemi kullanarak da tamam. Uygun yasaları çıkartarak ya da binaları inşa ederek araştırmacı hızını kalıcı olarak değiştirebilirsin. Fakat bu yasalar ve binalar oyunun başına kapalıdır. Tamam bakalım neler gelmiş. Fikir ağacı. İlerleme kaydetmek için yeni fikirlere ihtiyacımız var. Ancak farklı topluluklar ve aynı soruna farklı çözümler getirin. Tamam bunu okuduk çok kere. Şimdi ısıtma. Kaynaklar. Değişik yapmışlar lan. Donmuş topraklar. Burada ne oluyor? Şehrin %43'ü... Bunlar mı? Donmuş toprakların sakinleri. Şehrin %45'i %12'si.
Yılmazlar çok azlarmış bizim ülkede. Ha, herkes farklı fikre katılıyor. Yılmazlar bu fikre katılıyor. Yeni Londra buna. Bu fikri başka kimse paylaşmıyor benden başka. Allah Allah. Bu ikisi birbirini destekliyor yani. İlerleme. Oğlum oyun zormuş lan. Aleksandr ne diyorsun? Hoş geldin. Yo yo geç olsun güç olmasın. Beyler bayanlar selamlar, iyi yayınlar, iyi geceler. Ben bu oyuna Game Pass'i indirdim ama açamıyorum. Deyip 20'sinde açılıyor oyun. Eğer şey almadıysan. Deluxe Edition almadıysan 20'sinde açılıyor. 2 gün sonra. İlerleme. Liyakat. Yeni fırsatlar doğru. Şu an her zaman gibi Jesus'un yanında. Bunlar ne ya? Mantık. Bunlar neciymiş hacı? İlerleme. Tamam şimdi bunların farkı ne? Ha. Bunların birisini atayacağım ben. Herkesin aynı mı? Yo bunun hasat verimli daha fazla oluyor. Çok garipmiş bu ya. Şunda ünlem yanıyor. Geleyim bakayım şuna. Şimdi ne diyor? Burayı bir öğrenelim ya. Burası zormuş. Deluxe ile fark var mı standart versiyon ile? DLC'ler falan geliyor DeepMart. İşte bir de erken erişim var. DLC'ler geliyor. Başka da bir şey yok. Bu hangi arabayı aldı la? Skoda favorit Baran. Arabayı kaç aldın? Oğlum nereden geldiniz lan bir anda böyle? Alexander Killer. Arabayı 100'e aldım. 120 bin. Şimdi. Bu fikri başka kimse paylaşmıyor. Yılmazlar buna katılıyor. Yeni Londra'lar buna katılıyor. Şimdi bunlar arasında farklar var. 400 iş gücü gereksinimi. Hastalık bir miktar arttı. 20 malzeme talebi. Tamam. Kafam karıştı ya. Selam keşfetten geliyorum da araba kaç model? Oğlum eskiden seçenek vardı. Sağ ya da sol. Şimdi burada üst seçenek mi var? Bir kömür kaynağı üzerine kurulu çıkarma bölgesi gerektirir. Toz kömür madeni. İnfaklı kömür madeni. Bu tamam. Ha, bu ikisi aynı şeyi destekliyor. Tamam şimdi anladım. Bu ikisi aynı. Bunda ne oluyormuş? Sefalet arttı. Bunda hastalık artıyor. Bunda sefalet. 180 kömür çıktısı 150 kömür. Bu daha iyi. Ama işte bu da malzemeyi çok tüketiyor. 60 malzeme. Mantıklı mı acaba ya? 40 malzeme için iş gücü de az istiyor. 40 malzeme için 30 fazla kömür, 100 az iş gücü. Malzeme zor mu acaba ya? Uzi spam atma. Soldakini seç. Harbi mi? Hastalık artıyor ama bunda da ya. Bunda da sefalet artıyor. Ben bunu seçeceğim ya. İnflağı seçiyorum. İnflaklı kömür madeni. Zehirli gaz mı salıyormuş şu? Artan kömür tozunu emilip basınç kullanarak briketlere dönüştürme böylece kaynağı en verimli şekilde. Evet bu gaz çıkartıyor. Ha bu yok lan bu fakat zehirli gaz salmasına sebep olan işletme. Ama hastalık yapmıyormuş bu. 10 hafta sürüyor bu. Bu da 10 hafta. Sanki sol daha mantıklı gibi ya. Aleksiyon Umutcan. Adam ya adam ya. Geldi adam. Erdim. PZL ilk ayını kutlamış. Erdi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Erdi. Kademe 45'e gelmiş. Eyvallah. Bunlar aşiret işte. Evet evet. Bunlar aşiret. Şu iki aşiret birbirini destekliyor da. Sol mu sağ mı? 400 iş gücü, 150 kömür çıktısı, hastalık. Ya bunu malzeme önemli ya. Ben bunu seçiyorum. Solu seçtim. Aa, bunun belli bir şeyi var. Tamam. Şunu konut izolasyonu. Isı talebi azalır. Isı talebi azalır. Abdest yalıtımı. Tamam hepsi de aynı şeyi savunuyor. Tamam bu bitince ona geçeriz. Şimdi ben bir tane daha inşa edebiliyor muyum bunu hızlandırmak için? Isı pulum bitti lan. Vaa. Haftada 14 tane.
Yeni açılan binayı çıkarma bölgesinin içine inşa et. Ha, direkt olmuyorlar. İçine inşa edeceğim. Şu malzeme ne oldu benim? Malzeme yapmam lazım ya. Ne diyor bunlar? Zıt düşünceler. İnan orada topuklara farklı görüşlere sahip. Herkes her zaman memnun edemezsin. Seçenekleri ver bakayım. Ne diyor bunlar? Bunu mu diyorlar lan? Kömür işi mi? Tamam yapıyoruz işte kömürü. Yapıyoruz kömürü. Hala ünlem yanıyor burada. Şimdi. Bir dakika benim yemek ne oldu lan yemek? Oha yemek doluyor lan stoklar. Tamam. Bir malzeme eksik. Ben malzeme yapacaktım. 5 kişi iyileşti yine onun içine çalışmaya devam edecek. İyi iyileşmiştir güzel. Şimdi ben ne yap? Bir dakika şu malzemeyi ben bir yapayım bir. Çıkarma bölgesi. Bunun çıktısı kaç? Çıktı nerede lan? Çıktı. O artı 15 yok. Malzeme. Oha. 150 200 mü? 150 mi veriyor? 200 mü lan bu? E tamam bir tanesi yeter mi? Dur bakayım. Bunu, şurayı biraz daha mı açsam ben? Şurayı biraz daha açalım. Açın baba. Ne diyor bunlar? Yılmazlar jeneratörü seviyor sayıyor. Helal olsun. Samet Yılmazlar. Şimdi ben şeye bakacaktım ya. Araştırma merkezi. Hala ısı pulu gelmedi mi? Şu ısı pulu bir gelsin. Yenisini nasıl... Hah geldi. Ben bir tane daha araştırma merkezi istiyorum. Bunu nereye kurabiliyorum? Hani hızlandırabiliyordum? Ben anlamadım bunu. Aleyküselam Metin hoş geldin. Allah Allah. Yenisini nereye kurabiliyorum? Böyle duman çıkıyordu. Yok kuramıyorum. Konut genişletmen lazım bu. Harbi mi lan? Zomo öyle öyle mi yapılıyor? Genişletiyorum o zaman ben burayı. Tamam genişletiyorum. Büyük ihtimal genişlemeydi harbiden. Tamam. Bir sıkıntımız var mı? Güzel. Isımız çok iyi. Kömür artı 10 diyor. Stoklar ne durumda? Oğlum benim kömüre biraz daha kömür lazım lan bana. Bir dakika bana biraz daha kömür lazım. Şurayı da açsınlar. Aha dur şunlar genişletti burayı. Ne oluyor lan? Toz kömür madeni. Aha. Seçimi yaptık. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Bina. Aha çıkarım. Toz kömür madeni. Talep 20 malzeme. 150 kömür çıktı. Hastalık artacak. Tamam bunu direkt üstüne koyuyoruz herhalde de. Hiçbir şeyim kalmadı ki benim. Neyim eksik? Malzeme yok. Oğlum. Bura kaç çıkartıyor? Toplam çıktı 150. Benim bir yer daha yapmam lazım. Şunu yapalım. Tamam burayı böyle yapıyorum. Buraya bir tane daha. Bunların durumu ne? Boyut 112. Hararet hiç. İlişkiler taraftar. İlişkiler tarafsız. Tarafsız. Isı pul istesem mi lan? Ha bu benden istiyor lan. Ben ondan alayım. 107 ısı pulu. Neyse sonra alalım ya. Bugün nasılsın? Özlendin golf bakıştım. Hoş geldin Can. Kupra bakıştım. Bu oyuna bir zoom alsan NPC'leri nasıl gözüküyor merak ettim. Göstereyim. NPC'leri böyle yapmışlar. Böyle ışıklı, hızlı hızlı maksimum bu kadar yakınlaşıyor. Bak şöyle
Ateş böceği gibi yapmışlar. Gözükmüyorlar. Eskiden ilk oyunda öyleydi. Bak robotlar falan var. Robotlar geziyor. Grafikler güzel olmuş bayağı ama. Şimdi araştırmaya ne eksik bizim? İş gücü de yok kalmadı lan bende. Lan daha kömür kurmadım. Çıkarma bölgesi 2400 kişi mi? Lan nüfus lazım bana. Evet FPS arttırmak için olabilir ya ama 46 FPS alıyor. Ben bir tık kıssam mı ya? Ultra'ya aldım görüntüleri. Bir dakika ben şu grafikleri bir tık kısacağım ya. Yüksekte kalsın. Kaça çıktı? Amına koyayım daha da düştü. Lan hiçbir şey değişmedi. Allah Allah. Görevleri bitirsene. Bitireceğim de. Malzeme geldi mi? Yok iş gücü yok. Bir dakika iş gücü yok ya. Abi. Nereden bulacağım ben insan ya? Gıdada gıdayı mı çıkarsam? Dur şu gıdayı bir çıkar. Nerede var gıda? Şu gıdayı bir kapatayım ya. Şura bir kapansın. Gıdayı kapattım. Tamam şimdi görevi yapalım. Buz kömür madeni. Heh. Vur acı buraya. Tamam görevi yapıyorum. Şimdi ben bir şey daha yapacaktım. Heh. Teknoloji kuracaktım. Isı pulu yok. Isı pulu bekliyoruz. Evet eskiden çocuk işçi falan çalıştırıyor. Aa teknoloji bitmiş lan. DLSS yok mu? Var açık DLSS. Gelişmiş kömür madenleri. Lan buna mı geçsem lan? Hacı bana şey lazım. Toplum ha toplum. Bekçi kuleleri. Hastane değil. Merkez. Yetersiz ısı pulu. Şehir. Konaklama alanı. Donmuş topraklar. Gözcü. Aha keşif süresi azaldı. Tamam keşife yine gidiyormuşuz. Keşif süresi azaldı. Keşif süresi bir miktar azaldı. Azaldı. Arazi tehdit seviyesi azaldı. Dur buna bakarız. Bu şimdi lazım değil. Hasat hangarı. Kaynaklar. Isıtmalı seralar. Acı ısı puluyla ilgili bir şey yok mu ya? Ne tarafa doğru gitsem acaba ya? Sefalet. Lan ısı puluna genişlik şey yapan bir şey yok mu? Bu ne yapıyor? 25 sığınak. Hastalık bir miktar arttı. 10 sığınak. Bu ne işe yarıyor? Anlamadım. Konaklama alanı. Kalabalık konaklama alanı. Bu bölgelerde inşa edilir. Gıda, çıkarım, sanayi, lojistik, konut. Sınırlı alanda yüksek miktar vatandaşa sığınak sağlamak üzere tasarlanmış konut kulesi. Benim sığınakla şu an bir şeyim yok. Şu an yok değil mi? Yok artı 12 diyeyim de. Bana yeni insan gelecek mi acaba? Hep 8000 diyeyim. Yo nüfus artış ilerlemesi %46. Geçsem mi lan ona? Şimdiden önlem alsak mı ona? Asma yollar. Bu ne yapıyor? Domuş toprağı inşa ederek kolonilerden ve karakolların daha fazla kaynak taşımasını sağlayan asma. Aa güzelmiş. Tamam herkes aynı şeyi destekliyor burada. Dur şu donmuş topraklara sonra geleceğim. Kaynaklar. Kereste fabrikaları fabrikalar. Geri dönüşüm fabrikası. Dur fabrikada şimdi değil ya. Toplum. Hastane mi kursan? Evet şu hastalığı bir önleyelim ya. 300 iş gücü gereksinimi. Hastalık bir miktar azaldı. 20 ısı talebi. Araştırmanızda bir miktar arttı. Aa güzel lan. Hastalıktan işe gelemeyen yüksek sayıda vatandaş düzenli olarak tedavi edilir. Zayiata sebep olan hastalığı azaltır. Ön triyaj bölgesi kabiliyetini açar. Başka ne var? Eğitim hastanesi, hastane.
Tamam, hastaneyi okuyayım. Farkı ne bunların? Aa, araştırma hızı veriyor. Tabii araştırma hızı için 100 iş gücü. Hastalıktan işe gelmeyen bazı... Bak bunda da bazı diyor. Yüksek sayıda. Tamam, ben bunu açıyorum ya. Açtım bunu. Bu güzel. Tamam, görevi bitirdim. Uzlaşma varılacak bir mekan. Verecek ilk karar yöneticiye devam edip etmeyeceğimiz. Bir konsey kuralım. Konsey salonu inşa et. Güven oylamasını kazan. Herhalde beni seçerler değil mi? Isı pulum yok. Oğlum ısı pulunu ben nasıl arttıracağım acaba? Allah görünce çok hoşuma gitmişti. Bu da yeni oyun ya, belki vardır diye sorayım dedim. Ne lan be Meke? Bu ışığına baksana, oyun sarar seni. Dur şu an bakalım, bir de oyuna çok kilitlendim. Ben bir şeyi unut. Ben ne yapacaktım acaba ya? Ben bir şey yapacaktım. İş gücü var mı? Ben iş gücüyle... Ha, şey kuracaktım. Kurmasam mı acaba ya? Araştırma merkezi kuracaktım. Yemek elden mi gidiyor? John stoktan mı yiyoruz? Tamam, stoktan yesinler ya. Stokta 27 bin tane var zaten. Şu an yesinler stoktan, sorun yok. Konut da iyi. Artı 55 konutumuz var. Yok, konut değil pardon, malzeme. Malzeme de iyi. Malzeme dolacak ama. Ne oluyor lan? Lan soğuk mu geldi? Isı talebi artmış. Kömür stoğumuz ne durumda? 13.000. Şu kömürü şey mi yapsam? Bir dakika, şu görevi ben bitireyim. Konsey salonu. Aa, ortaya yapılıyor konsey salonu. Ne istiyor? Isı pulu istiyor. İş gücü istiyor. Ön üretim. Oğlum ön üretim de yavaştan bitiyor ha. Hiç üretmiyorum bak ön üretim. Benim acil ön üretime yol açmam lazım. İyi, şurada var değil mi? Burada var. Hani hemen şurayı da bir açayım ya. Bunlar malzeme. Ben bu haritaya nereden bakıyordum? Kafam karıştı. Şöyle bakıyordum değil mi? Şöyle bakıyordum. Tamam. Bunları açsam mı? Bu ne istiyor? 200 iş gücü. Isı pul. Açmayayım ya. Açmadan çıkartayım direkt. Çıkartamıyoruz. İş... Of, 600 iş gücü. Ne oluyor lan? İlk konsey. Hadi oy verelim. İlk konsey oturumu. Konsey başı. Ortama gerginlik hakim. Kaptan uzun yıllar boyunca bizi katı yönetim altında tuttu. Ama o dönem bitti artık. Artık şehrin toplulukları söz hakkı istiyor. Yılmazlar geçmişte kaptan adına düzeni sağlayan grup olarak onun vizyonu olduğunu iddia ettikleri ilerleme, liyakat ve mantık üzerine kurulu Yeni Londra'yı destekliyorlar. Yeni Londra'lılar ve doğmuş toprakların sakinleri hayatta kalma stratejisi konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Ama ikisinin de ekonomi ve sosyal sorunlar konusunda bir duruşu yok. Bir de Yılmazlar topluluğunu Yeni Londra'nın tarihinde oynadıkları rolden ötürü hor görenler var. Fakat gölgelerin arasında saklanıyorlar, en azından şimdilik. Alınacak ilk karar kömür krizinin nasıl ele alındığına göre yönetici rolünün senden alınıp alınmayacağı olacak. Lan almasınlar oğlum. Yeni atandım ben buraya ya. Oy! Oğlum meğerse biz bu yüzden beklemişiz lan. Üstüne şu görüntüye bak. Bildiğin meclis kurmuş adamlar. Çok güzel. Konsey. Gelecekte konseye döndüğünde oylanacak yeni yasaları teklif edebileceksin. Ancak şu anda özel bir oylama söz konusu. Yeni Londra toplulukları senin liderler olarak kabul etmeli. Dikkat et. Başarısız olursan hükmün sona erecek. Ya oğlum bu ne ya? Ne oluyor? Profil konsey üyesinin üzerine çift tıkla. Kim bu? Şimdi ne oluyor? Oy ver. Müzakere yap. Evet oy. Aha. Vekillerin oturum başlayacak. Yeni olurdu. Güven oynası. Yönetici iktidara kalmalı mı? Aa iyi lan. 74 çekimse 22 evet demiş. Allah razı olsun. Kabul görüyor durumdasın. Şimdi bana kimler hangi oy veriyor? Görebiliyor muyum ben bunu? Kimin ne oy verdiğini göremiyor muyum? Beni kim destekliyor? Bu 22 kişi kim acı?
Bana kimin kapalı oylama mı acaba ya? Yılmaz'ın seni 3 dakika boyunca ısıtacak. Arkadaşlar. Bakın. Öncelikle selamünaleyküm. Ben bir yatsı namazını kılayım geleyim öyle bir konuşma yapacağım. Bizim Allah'ımız var. Acaba 20 kişi kim ya? Ben sandığa gittim. İyi bok yiyorum buluyordu gitme. Al çekimsellerin biri sensin işte. Müzakere yap desem mi lan? Merak ettim ne oluyor? Şimdi müzakere yapınca hayra dönmesinler. Dur bakayım. Aha burada gözüküyor oy dağılımı. 45 yeni Londralılardan vekiline 34 oy. Çekimser. Ha dur bir dakika evet'e bakayım bir. En çok kim vermiş? Oran. Aa Yılmazlara bak lan. 12'sinin 4'ü vermiş lan. Oğlum bu Samet Yılmazlar var ya. Hayır veren Oruslu çocukları kim? Yeni Londra donmuş toprağı. Sizin amınıza koyacağım bekleyin. Müzakereye açık, müzakereye açık. Bu Yılmazlar kimi destekliyordu lan? Bunlar Yeni Londra'yı destekliyordu değil mi? Şunlarla bir müzakere yapayım bakayım. Ne istiyorsunuz acı? Şartların alımı. Neymiş lan şartları göremiyorum ki. Tamam basayım Londra'ya. Ha basınca mı geliyor? Ha. Ne istiyor? Mesela buna bastı. Of 57 oluyor. Ne istiyorlarmış? Ana bölgede düşük bir miktar imal edilir. Anladım. Buradan görev alıyoruz ve oyumuzu arttırıyoruz. İnflaklı kömür madeni. Araştırma. İyiymiş. Zaten yapacağım ki ben bunları. Acaba işte şimdi ben bunları böyle şimdi alsam. İnsanlar bölündü diyor. Aa şu an desteklenmiyor lan. Böyle yapınca yasa destekleniyor. Şimdi böyle yaptım, böyle devam etsem ne olur acaba? Hayır oyu mu versem? Ben araştırma görevi alayım ya. Ne istiyor bu? İnflaklı kömür madeni. Benimki inflaklı mıydı lan? Benimki neydi acaba benim araştırdığım ya? Gaz salınım yok. Benimki bu değildi lan. Ben öbürünü destekledim ya. Lan Oruslu çoruyor. Donmuş çoruyor. Sizi destekledim lan. Hava durumu odaklı vardiyalar. Olmaz bu. Bu topluluk üzerinde bir topluluk eylemi kullan. Yılmazlar. Topluluk eylemi kınama. Samet Yılmaz'ı kınıyorum. Aa, herkes önünde kınayacakmışım Samet Yılmaz'ı. Samet Yılmaz'a hararet arttı. Oğlum gözü güzel yapmışlar lan oyunu. Şu sesi bir kısayım burayı çok arttırmışlar. Söz verip daha sonra arkadan iş çevirebiliyorsun. Siktir lan. Var mı öyle bir şey? Felaket zade karargahı. Keşif süresi azaldı. Arazi tehdit seviyesi azaldı. Ben burada hangisini yapacaktım ya? Ben burada şeye girebiliyor muyum? Çıkıp geri girebiliyor muyum acaba? Aa, bir dakika. Yo, şartlarını kabul ediyor. Şu diğerlerini reddetmeme gerek yok herhalde. Bir geri gel acı. Yılmazlarla müzakere yapsam. Yılmazlar ne istiyor? Seri üretim mallar. Bunu yapayım ya. Mal üretim verimliliği arttı. Bir zararı yok bunun. Malzeme talebi miktarı bir miktarı. Aa çok iyi lan bu. Araştırma ve oylama yap. Oğlum araştırma da istiyor bu. Otolarını dolduramayan işçiler vardiyaları sonrasında çalışmaya devam edip makine ve altyapı bakımını gerçekleştirmeliler. Bir zararı yok bunun. Bu da çok iyi.
Cenazelerden faydalanma. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Amına koyayım, siz kaç kişisiniz ki? Ha, bunlardan birini seçebiliyorsun. Evet, o zaman sayısı az ama da. Yine de çok iyi değil mi verdiği şeyler? Şunun mantığını bir çözmem lazım. Yine Londralılar. Bu ilerleme yönünde atılacak bir adımdır. Ana bölgede düşük miktar imal edilir. Şehrin genişleme çabalarına destek çıkmak amacıyla herkes ön üretimli malzeme ve imalattan katkı sağlamalıdır. Mesela şuna evet diyorum ya. Mesela bunun bir zararı yok. Şuna evet diyorum, gelsin bakayım. Ama şeyi de merak ediyorum şimdi. Buna böyle demesem, insanlara bölünse ne oluyor acaba? Böyle kemer atıyorlar mı acaba? Mesela onu çok merak ettim. Basıyorum. Biraz daha müzakere yapayım, bir şey olmadı. Biraz daha yararlı bir şeyler geçireyim. Müzakere girmeyecek. Ha, yapıldı zaten, tamam. Herkese yapayım o zaman olumlu bir şeyler. Mesela bunlarla da yapayım olumlu. Araştırma ve oylama yap. Aa bak, oy veriyorlar buna da ama araştırma da istiyor. Güven bir miktar yükselir. Gençlere mesaiden sonra da çalışacak iş gücünü arttıran genç istihdam programı kabiliyetini aşar. Aa güzel. Bu ne yapıyor? Kalabalık konaklama. Kalabalık yok, yapmayacağım. Aha bak, ısı pulu lazım bana. Kaynak üretim verimliliğinin bir miktar arttı. Bak bu da çok iyiymiş ya. Berkecan Sevinç 68 kişi bizi hostlamışlar. Hoş geldiniz Berkecan'dan gelenler. Biz de Frostpunk 2'de şu an Türkiye'de ilk biz oynuyoruz. Yapımcı sağ olsun benimle iletişime geçti. Normalde o oyun 30'unda çıkacak, 30 Eylül'de. 12 gün önceden biz oynuyoruz. Hoş geldiniz. Hayır, veren o 3 kişi kimlerden görebiliyoruz mu? Görebiliyoruz. 2 tanesi donmuş toprak, biri yeni Londra'dan veriyor. Oğlum biri mi yapsam, 3'ü mü lan? Eyvallah, sağ ol Berkecan. Onlar yapmak için belli bir zaman veriyorlar sana, hepsini bitirmen lazım. Harbi mi lan? Dur o zaman, ben bir çıkayım şuradan, şimdi bana bir görev... Yasa işini değiştirir ve vazgeçilir mevcut... Dur, iptal. Yürürlüğe geçiyor. Oğlum bak, bu direkt yürürlüğe geçiyor. Bak bunda araştırma var. Bence şunu yürürlüğe geçireyim ya. Kabul ettim. Tamam, müzakere yap. Şunların yararlı bir şeyi var mı? Kaynak üretimliliği, hayır bunu yapamam. Yok, Samet Yılmaz'a hakaret edemem. Felaket Z'de karar gağı. Ne kadar zor bir şey ya. Şimdi bunun karşısı ne acaba? Bir de bunun ikincisi vardı. Keşif süresi azaldı. Baksana oğlum, herkes beni destekliyor lan. Kurmay subaylarına elle seçilen gözcüleri ağır talime tabi tuttu ve keşif seferlerini yönettiği karargâh. Şurada teknoloji ağacına girebiliyor muyum acaba? Vallahi Teküle, ben de yeni şey yapıyorum. Oyunu yeni öğreniyorum. Burası meclis diye bir şey kurmuşlar. Yeni öğreniyorum işte. Vallahi ilk oyundan daha güzel gibi. Ya 50 geç, tamam işte. Ya DNFS tam geçti de, bunlar benim yararım olan şeyler. Ama bu gerçi araştırma veriyor. Gerçi doğru, buna gerek yok ya. Tamam. Tamam, böyle devam. Ya geri gel. Heh. Tamam. Tamam, çıkıyorum. Beklenen oturumu 10 saat sonra oylama başlayacak. Oy ver. Ha, 51 oy gerekliymiş lan. Vallahi güzel yapmışlar ha.